Herkese yeni bir farklı oyundan selamlar arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım keyifler yerindedir. Hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün Diesel Brothers Truck Building Simulator isminde güzel bir oyunumuzu oynayacağız. Sağ olsunlar, oyun yapımcıları iletişime geçti ve kodu yolladılar. Ben de videosunu çekme gereği duydum. Baktım birkaç yabancı kaynaktan da videoları gerçekten güzel bir oyuna benziyor, onu gördüm. Ve bu oyunu güzel yapan bir noktalardan bir tanesi de multiplayer özelliğinin olması. Çok hoşuma gitti. Yani normal tamir oyununda böyle multiplayer oynamak efsane ötesi güzel bir şey ya. Aşırı farklı geldi bana. Videolardan gördüm tabii ki. Şu anda herhangi bir şekilde multiplayer oynayamadım ama ilerleyen zamanda niye olmasın? Videomuza geçelim, şöyle telefonumu sessize alıyorum. İlk defa giriyorum orada. Oyun hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Öyle hemen şey demeyin. Lan falan filan falan. Yok yani, öyle bir şey yok. Karakterler bunlar mıymış? Ha, mavi rengini çok severim bu arada. Sık sık üstümleri görürsünüz ama kırmızı mı yapsam acaba? Kırmızı yapalım. Pantolonun rengine kadar değiştirebiliyoruz lan. Siyah yapalım. Siyah kir belli etmez. Şöyle yapabiliriz. Jobs. Sarı. Tamam, güzel oldu. Redbeard. Bu ne be? Ha, birden fazla adamlar var. The muscle. Diesel Dave. Ha. The muscle. Değil, bu daha iyi. Vay be, şöyle bir oyunda bile böyle şeyler var. Dur bakayım. Şöyle gameplay'den şunu bir arttıralım. Tamam mı? 90'a 91'e getirelim. Ama şey yapmak istiyorum. Şu kontrol sen. Bunu yes. Sensitivity'yi düşürmek istiyorum ya. 30'a gelsin bakalım. Çok mu azar olur acaba? Yo, şimdi bile fazla lan. Bu sensitivity'yi ne yapacağız? Mouse'umun ayarlarında da sıkıntı yok. Ha, look sensitivity. Tamam, şöyle yapalım. Birazcık azalsa yeter bizim için. Tamam. Böyle iyi. Diğer ayarları yapmadım bu arada. Hepsini sizlerin gözü önünde yapmak istedim. Türkçe var mı lan? Polski, Netherlands. Bilmem ne, Portekiz. Aha, Türkçe var. Hemen aç, hemen aç. Türk diyorsun. Ha, oyundan çıkıp mı gelmem lazım? Hani Türkçe? Dur, oyunu kapatalım, yeniden açalım. Bir saniye. Hemen şuradan bir daha açayım oyunumu. Türkçe varmış bu arada. Ya da eklenecek, oraya menüye eklediler. Türk diye eklemişler. Keşke Türkçe yazsalarmış. O da biraz manidar olmuş tabii ki. Ama single player settings. Sanırım sadece burada ismi var. Biz şimdilik Türk de seçelim. Baştan başlayacağız. Yeni bir tane yarat. Normal. Karakterimizi hızlı bir şekilde yapalım. Ardından oyunumuza geçelim. Bakalım becerebilecek miyiz? Türkçe olsaymış güzel olacakmış aslında. Bu da geleceğinin belki de habercisidir arkadaşlar. Sizlerin de bilgisi olsun. Hızlı bir şekilde yaptık. Etrafıma bu şekilde bakıyorum. Hemen bir de şuradan video ayarlarına bakacağım. VSNC 10 bilmem ne. Advanced. Şuradan hepsini Epic seviyesine alalım abi. Tamam. Normal bir oyun şimdilik. Bakıyoruz. Sensitivity çok fazla yüksek. Onu da yapacağım. Biliyorum şu anda aranızda diyorsunuz. Vay arkadaş, video izlemeye geldik. Adam yarım saattir ayar yapıyor falan. Şimdi. Z ile kasa yol tuşlarımıza bakabiliyoruz. Okey. Şurası bizim ana bilgisayarımız. Anladım burayı. Start bilmem ne diyor. Orders. Oyun içinde anlatıyor bu şekilde. Okey. Okey, 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 okey. Tamam. Tamam. Bunu kapattık. Unlimited order ne diyor? Aha, boyama var. Bir şeyler var. Geliyor. Kabul ettim. Aha, hemen geldi buraya. Şimdi. Abi, karakter böyle bir takıla takıla mı gidiyor? Bana mı öyle geliyor bilmiyorum da. Tamam, neyse bakalım. Kapıları falan açabiliyoruz. Ya var ya. Oyun çok detaylı. Çözeceğiz ama. Bu giriş videomuz olsun bizim.
Bir sonraki şeyleri de yapacağız yani elimizden geldiği kadar. Okey. Şimdi buna neler yapılacak abi? Ne yapılacak? Ha, get impact wrench, use highlight tool, locate. Şu mu? Oğlum çok güzel aletler var. Vallahi oyun hiç bilmiyorum. Yabancı dilinde yettiği kadar arkadaşlar çözmeye çalışacağız, haberiniz olsun. Abi şu radyoyu kapatabilir miyim? Telif yemeyelim. Ben kesin telif vardır bu müziklerde. Sabahtan belli de çalıyor. İnşallah yoktur yani. Şimdi. Get impact wrench. Muhtemelen bir alet almam lazım elime. Wrench diyorsa. Şu olmasın lan. Aldık. Ne? Unscrew and unmount front left door. Left door. Şoför kapısı. Ha, bunu sökeceğiz. Oğlum o koltuk, onu niye söküyoruz? Dur, kapıyı söktük. Kapıyı söktük mü dayıoğlu? Sen bir dur. Abi geri kalkar mısın ayağa? Heh. Kapının başka bir bağlantısı var belli ki. Aynaymış bu arada az önceki söktüğümüz. Ya bir dakika ya. Bizim vinçimiz yok mu? Onu alamıyoruz mu? Alamadık. Sök babam. Bunu da sök. Vallahi bir şeyler söküyorum. Ne söküyorum bilmiyorum arkadaşlar. Abi oranın ne alakası var bizim konumuzla? Buraları geri tak. Çok keyifliymiş bu arada. Bunu da tak abi. Rotate part bilmem ne bilmem ne. Yerinden sökeceğiz abi bunu. Amacımız bu. Muhtemelen kapalıyken yapacağız bu işi. Heh. Kapıyı kapatmamız gerekiyor demek ki. Ben biliyorum abi bu işi. E'ye basacağız. Ne gösteriyor bu? Transmission jack. He. Ne yapıyorsun bununla? Anladım. Eğer şey bağlantılarını sökmek istiyorsak böyle. Tamam. Bunu buraya bırakıyoruz abi. Nasıl bırakacağız peki? Abi buraya bırakabilir miyim? Heh, tamamdır. Okey. Başka ne diyor? Unscrew and unmount front right door. Tamam. Sağ kapıyı da sökeceğiz. Kapan abi. Hemen söküyorum. Hemen söküyorum. Çılgın usta iş başında. Severim bu tarz oyunları. Makineyi de öyle sağa sola atıyoruz ama. Hadi hayırlısı. Tamam, kapıyı da bıraktık. Open map and go to the scrap yard diyor. Şurası hurdalık herhalde. Gidelim. Vallahi bildiğim kadar yarım yamalak İngilizcem. Ha, hiç şey değil. Gidelim hemen bakalım bakayım. Ne varmış burada. Geldik. Add who to your bucket. Yani. Benim hood'um bu. Bucket dediğin abi. He. Bunları buraya koyacağız abi. Hurdalığa vereceğiz. Yo, hurdalıktan alacağız abi. Ha, neler almam gerektiğini gösteriyor bana. Bir saniye abi. Bir dakika, ben orada bir şeye para verdim az önce. Gel abi. Sen bunu buraya koy. Bu ne abi?
Vallahi bir şeyler alıyorum abi. Go to checkout and buy items. Tamam, checkout yapalım bakayım. Yani muhtemelen yaptığımız şey doğru. Araba parçaları falan var. Bak buradan gelip alışveriş yapabiliyoruz anladığım kadarıyla. Güzel. Sen burada dur abi. Şimdi bunu nasıl checkout yapacağız? Heh. Orders bilmem ne bilmem ne. Ama bunu kapat bir. Giremiyorum standart bilmem ne bilmem ne. Tamam aldık. Sıkıntı yok. O kapıları bize niye söktürdü bilmiyorum. Put hold on the trailer. Ney? Ha şimdi mi götüreceğiz anlamadım ki. Ha, satın aldığımız parçayı burada verdi. Ha buradan buraya koyacağız kendimiz. Open map enter go to the sand blasting. Bak her işin yapıldığı yerler farklı bu arada. Yani oradan alıyorsun oraya götürüyorsun. Aa, kumlamaya getirdik. Gel abi. On the track. Ha bak buraya koyacağız. Ondan sonra kumlama makinesini alacağız. Nasıl çalıştırıyoruz abi bunu? Ha refill the tank. Tamam abi E'ye bastık işte. Aa önce makineyi çalıştırıyorsun, dolduruyorsun. 10 numara. Oğlum çok güzel. Aşırı keyifli bir oyun bu arada. Ben bunu oynarım. Okey, makineyi de kapattım abi. Tamam bunu aldık. Put on the trailer diyor. Tamam koymaya çalışıyorum. Heh koydum. Open the map to painting. He bak yaptığımız parçalar farklı farklı. Hani hepsini bir yerde değil hepsini ayrı ayrı yerlerde yapacağız. Mesela boyama istasyonu farklı. Şimdi boyamaya geldik. Tamam sıra bunu aldık mesela. Yine aynı şekilde buraya yerleştireceğiz anladığım kadarıyla. Take painting pistol. Nerede abi? Boya tabancası nerede abi? Ben niye göremiyorum abi? Aha burada. Tamam. Choose the proper color. Nereden seçiyoruz? Aa evet tamam. Şimdi rengi ne olacak bu? Proper. Proper color ne ya? Neyse yani. Şöyle bir şey yapacağız herhalde. Diğer parçaları hangi renk? Böyle simli bir renk. Metalik. Şu renk işte. Ya da şöyle bir renk mi? Tamam seçtik. Tamam. Bak şimdi tamam anladım. Biraz daha açık ton olacak onun. Şöyle mesela. Ya da şöyle. Bu şekilde yapalım. Nasıl yapacağız şimdi? Select color diyor.
Tamam, seçtik. Proper color diyor ya. Abi bunun başka bir şeyi var ha. Ben size söyleyeyim. Bunun %100 başka bir olayı var. Çünkü bu tabancayı çalıştırabileceğimiz bir yer olması gerekiyor. Abi müziği niye kapatmıyorum ben ya? Tamam. Heh. Ha sağ o. Böyle tek tek boyayacağız mı abi bunları? Bir şey söyleyeyim mi? Oyunu gerçekçi yapayım derken hakikaten gerçekçi yapmışlar. Yani bir yapmaya çok fazla yeri yapamıyorsunuz. Ve üstünde birazcık durmanız gerekiyor boyanın tam olarak oturması için. Oyun çok gerçekçi. Aşırı güzel şu an. Gerçek bir boya yapıyormuş gibi valla. Biraz mideniz bulanacak ama. Yani oraya kapı renkleriyle aynı olmadı ama olsun. Kaputumuz da bu şekilde olsun abi. Ne yapalım? Tamam. Take painting pistol diyor. Lavender. Abi rengi kendi vermiş zaten. Bir saniye ya. Paint Hood Lavender. Şu renk mi yani? Oğlum aracı komple mi boyayacağız? Aa burada 5. Oğlum belliymiş ya. Dur. Kendisi gösteriyor be. Tabi izleyenler kanser oldu bile. Biz ne izledik diye. Neyse olsun bakalım. Öğreneceğiz abi. Oyunu öğreneceğiz. Dediğim gibi hiç bilmiyorum oyunu. Hiçbir şekilde de izlemedim. Hep yabancı kaynaklardan baktığım kadarıyla söylüyorum sizlere. Oyun keyifli. Ve boyaların üst üste binmesi, o rengin ayrılması falan efsane görünüyor. Yapmışlar. Çok iyi. Doldur abi. Doldur abi. Makine de ne kadar güzelmiş. İstediğin rengi üretiyor. Tamam. Şunu buraya bırakıyoruz abi. İşimiz bitti çünkü. Tekrardan trailer'ımızı alıyoruz ki arabanın diğer parçaları da sanırım o renkteymiş. Uzaktan belli olmuyor abi, ne yapayım? Take from left door from the trailer. Nasıl yani? Take from left door from the trailer. Ha, take'tim. Muhtemelen bundan bahsediyor. Bunlardan mı boyayacağız? Aa hepsini boyayacağız. Tamam. Full abi. Full ediyorum. Arabanın diğer parçalarını da muhtemelen bize yaptıracak abi. Şu anda bütün oyunu gösteriyor. Bundan sonraki bölümlerde muhtemelen bize bırakacak. Kendi konsept araçlarımızı falan yapabileceğiz mi bilmiyorum. Yaparsak oynarım. Bu oyunu oynamaya devam ederim.
Tamam, bunu geri götürüyorum şimdi. Çünkü işlem bitti bunun. Diğer kapıyı da aynı şekilde boyayacağız. Burada tam belli olmuyor. Işık mı vurmuyor, ne yapıyorsa. Keşke aynaları sökseydik abi. Böyle boyama mı olur? Tamam. Bunu da alıyoruz yerine hocam. Bırakıyoruz. Abi. On the map, go to garage. Bazen kabul etmiyor orayı. İki kere üç kere koymanız gerekiyor ama iyi. Güzel. Bayağı uzun bir bölüm oldu bu da. Şimdi Mount and Scrape Hood. Birleştireceğiz mi dayı? Gel bakalım. Şimdi yarın bir gün skillerimiz de gelecek. Bunları hızlı hızlı söküp takacağız. O zaman çok daha güzel olacak. Gerçi şimdi de kötü değil de. Yani. Önce kaputu bir koyalım abi buraya. Bu kapıyı da takalım. Şimdi montajlama işlemine başlayalım. Videoyu çok fazla uzun tutup sizin de canınızı sıkmak istemiyorum açıkçası bir yandan. Kaputu da monte ettik sayılır. Kar mekanik kadar zor olmamış bu. Güzel yani. Tavsiye ediyorum ki. Mount and Scrap Hood. Ha burada. Yeteri kadar yaklaşmayınca bağlayacağınız yerler falan görünmüyor. Finish order. Kapat bakayım oğlum, araba fişek fişek. Keşke şuraları da boyasaydık ya lan. Neyse olsun. Olsun. Order'ı şuradan iptal edeceğiz. Ama önce şunu bir buraya bırakmak istiyorum. Vallahi şarja bırakabiliyoruz ha. 4 kişilik falan oynandığı için keyifli. Şimdi orders. Nasıl bitireceğiz abi? Tutorials. Laptop. Garage management. Nasıl bitireceğiz abi bunu? Ha finish order. Oo. 14 bin dolar mı kazandık lan az önce? Ne harcadık ki? Bana da bakmadık gerçi. Ama güzel. Umarım sizler de keyif alarak seyretmişsinizdir. Bana soracak olsanız bence gayet güzel bir oyun olmuş. Yapımcılarının ellerine kollarına sağlık. Bu kamera niye çok fazla aşağı bakıyor bilmiyorum ki. Allah'tan aşağıda oturmuşum. Sizler de oynamak istiyorsanız Steam üzerinden mağaza bölümünden aratabilirsiniz. Diesel Brother. İşte Brothers. Neydi? Truck Building Simulator. Şu üst tarafta görmüş olduğunuz gibi yazısı da belli zaten. Oyun ismi de. Sizler de satın alıp indirip oynayabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda ve yorum bölümünde buluşuncaya dek. Hoşçakalın.